bir öğrenciden bir belediye başkanına, siyasetçiye, sendikacıya kadar uzanan geniş bir yelpazede her an siyasi iktidar muhalifleri pasifize etmek için, onları etkisizleştirmek için yargı sopasını kullanıyor. Sadece tabii ki muhaliflere değil, kendi içindeki çatışmalarda da bunu kullanıyor. Yani MHP ile yaşadığı zaman zaman gerilimlerde ya da daha önce cemaatle yaşadığı gerilimlerde gerçekten iktidardaki farklı klikleri yok etmenin, farklı klikleri teslim almanın bir yolu olarak bunu kullandı. O yüzden gerçekten yeni rejimin inşasında yargı çok kritik bir rolde. En başından itibaren, yani hakimlerin, savcıların belirlenmesi aşamasından itibaren yargı sürecinin sonuna kadar bu siyasi iktidarın müdahalelerini görmek mümkün. Türkiye'de siyasal yargılamalar hep vardı. Yani bundan 15 sene önce AKP bu kadar yargıya hakim değilken cemaatçilerle birlikte pek çok siyasal operasyona imza attı zaten. Yine muhaliflerdi. Yani HOPA'da öğrencilerdi, yine Kürt hareketiydi. KCK yargılamalarıyla bunları yapanlar, KCK yargılamalarının altında imzası olan savcılar aslında cemaatçi savcılardı. Rejim orada şey değişti, yani isimler değişti ama işin özü itibariyle bu siyasal yargılamaları oluşturan zihniyetin değiştiğini söylemek mümkün değil. Türkiye'de çok daha öncesinde DGM yargılamalarından gelen bir siyasal yargılama pratiği zaten var. AKP bunu sadece bence yargı içindeki farklı klikleri eleyerek kendi rejimini doğrudan tahkim edecek bir araca dönüştürdü. Çok daha işlevsel bir araca dönüştürdü. Geçtiğimiz dönemlerde daha çatlak sesler çıkıyordu ve oralardan sizin çıkmanız da, yani oralardan bir şey yapmanız da mümkün oluyordu. Bugün neredeyse onların tamamen kontrolü altında olan bir yargı söz konusu. Ankara Barosu'nun az önce yani bahsettiğimiz Türkiye'deki demokrasi ve insan hakları sorununa dair aslında bir politikası olduğunu düşünmüyorum. Yani ona dair bir güçlü bir karşı çıkışının olduğunu da bu son özellikle 2 senelik yönetimde hiç görmedik. Bugüne kadar Erdoğan rejimiyle ben onun suyuna gidersem, ben onu kızdırmazsam, bana saldırmaz, bana müdahale etmez düşüncesiyle hareket eden hiçbir siyasal özne herhangi bir şey elde edemedi. Çünkü Erdoğan da böyle çalışmıyor kafası. Onun rejimi de zaten böyle hareket etmiyor. Bence Ankara Barosu'nun temel sorunu ılımlılık ve diyalog adı altında yok saymaktan ibaret. Demokrasi ve insan hakları meselesi Ankara Barosu için çok tali bir konu. O yüzden öncelikle bizim söyleyeceğimiz şey bu konuda gerçek ve güçlü bir mücadele veren bir baroyu yaratmak olmalı. Çünkü onu yaratmak avukatın haklarını savunmak da olur. Yani bu sadece demokrasi ve insan hakları yani sorunu diye tarif ettiğim şey aynı zamanda avukatların da sorunu. Her meseleye sanki bir şirket yönetiyormuş gibi bakıp kar ve zarar meselesiyle yaklaşıp özelleştirmeyi devreye sokmaya çalışıyorlar. O yüzden zaten baro yönetimi hem piyasacı hem de uzlaşmacı olması açısından son derece kötü bir performans sergiledi son 2 yılda. Biz 2016'dan beri Özgür Çağdaş Avukatlı olarak seçimlere giriyoruz. O dönem tabii baskı ortamının da çok yoğun olduğu bir dönemdi. Savaşın da çok yoğun olduğu bir dönemdi. Aslında buna da hem savaş politikalarına hem ülkedeki insan hakları ve demokrasi ve adalet sorununa karşı bir duruş olarak Ankara'da ortaya çıkmayı kararlaştırdık ve o günden beri Özgür Çağdaş Avukatlar olarak giriyoruz. Bizim tahayyül ettiğimiz baro, az önce de söylediğim gibi, demokrasi ve insan hakları konusunda öncelikle hiçbir taviz vermeden etkin mücadele verecek bir baro olmalı, baro olacak. Önceliğimiz bu. İkinci meselemiz, en önemli, bugün avukatlar açısından önemli sorun tabii ki, genç ve yoksul ve işçi avukatların yaşadığı ciddi problemler. Şu anda bu avukatlar çok kötü koşullarda yaşıyorlar. Yani çoğu asgari ücretle alıyor. Bazen asgari ücret altında iş ilişkisi muvazalı olacak şekilde farklı, kağıt üzerinde farklı iş tanımlarıyla ama aslında bir işçi avukat olarak ve çalışıyorlar. Bu avukatların acımasız piyasa koşullarında barodan hiçbir yardım gördüğünü söylemek mümkün değil. Bugün yani barodaki pek çok avukat grubu genç avukatların sorunlarının farkında olduğunu söylüyor ama bunda yönelik bir bakış açısı olduğunu söylemek mümkün değil. Buradaki temel mesele bir sınıf sorunu aslında. Gerçekten inanılmaz kötü şartlarda ve koşullarda işçi avukatlar, genç avukatlar yoksullaşırken ve pek çoğu da işsiz kalırken aynı zamanda da büyük ofislerin, büyük şirketleri, avukatlık şirketleri olacak şekilde patron avukatların büyüdüğünü, onların koşullarının işçi avukatların aleyhine olacak şekilde inanılmaz derecede iyileştiğini ve zenginleştiğini görüyoruz. Bizim logomuz da ben de anlaşılır. Kadın meselesine dair baroda gerçek bir politika üreten tek grup olduğumuzu düşünüyorum. Bundan önceki son 3 adayımız da zaten kadın avukatlardı.
Bu sefer ben oldum ama bu temsiliyete dikkat etmeye yönetim kurulunu belirlerken özen gösterdik. O yüzden yönetim belirlerken dikkat ettiğimiz şeylerden birisi bu oldu. İkincisi tabii ki arkadaşlarımızın hepsinin farklı alanlarda ekoloji, iş hukuku, işçiler, demokrasi ve insan hakları mücadelesi gibi siyasetin farklı alanlarında hepsinin bir birikimi var. Mümkün olduğunca da farklı alanlarda mücadele eden arkadaşları yönetimde yer vermeye dikkat ettik. Aynı zamanda görme engelli bir avukat arkadaşımızın da listede yer almasını istedik. Bunu yaparken de Ankara Borosu'nda görme engelli avukatların kütüphanesinin kapandığı bir baro olduğuna dikkat ederek sözde değil gerçekten onların eşit bir katılımla, temsiliyetle engellerin sorunlarını yönetime taşıyabilecekleri, onları temsil edebilecekleri bir kanal yaratmak istedik. Savunma bizimle özgür.